Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yaptık. Çalışmamız hem kız bebeklerimiz hem de erkek bebeklerimiz için çok uygun. Omuzdan düğmeli güzel bir süveter çalıştık. Süveterimizi alt kısmından lastiklerini örerek başladık. Genelde 0-8 ay civarındaki çocuklarımıza rahatlıkla olabilecek bir süveter çalışması. Eğer biraz daha büyük yapmak isterseniz 15 tane daha zincirimizi çekelim. Trabzanlarımızı ona göre artıralım ve o şekilde 15 tane örmüş olduğumuz sıramızı 5 tane daha örmeye devam edelim. Büyüklüğünü de bu şekilde ayarlayarak büyütelim süveterimizi. Evet süveterimizin her iki gövde düz olarak bittikten sonra kollarımızı bakınız yakamızı çalıştık ve üzerinde görmüş olduğumuz güzel süslemelerimizi de yaptıktan sonra süveterimizi kullanmaya hazır hale getirdik. arkadan da görünüşüne bakacak olursak bakınız arkadan da bu şekilde görülmekte. Evet şimdi ölçülerimize bakalım. Omuz kısmından ölçmeye başladım hemen. 32 buçuk santim yüksekliği genişliğine bakalım kol altından hemen genişliğine baktığımız zaman 26 santimde kol altı genişliği Evet e, süveterimize başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri yorumlarınızla beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu oluruz ve her bir çalışmamızı sizlerle yapmaktan çok zevk alırız evet kolay gelsin diyerek hemen süveterimizi örmeye başlayalım kolay gelsin Süveterimi örmek için Nakon'un lüks minnoş baby ipini kullanıyorum. İpimizi şöyle bir tanıyalım. %35 poliamid, %65 primium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası 3641 numaralı. Çok tatlı, güzel bir kırmızı. 100 gram ve 340 metre ve tığ numaramız ise 2.5 numaralı tığımızda örüyoruz. Eğer... Eliniz sıkıysa 3 numaralı tığlarla da örebilirsiniz. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. Öncesinde zincir sayılarımızı hatırlatmak istiyorum. Önümüz için 58 tane zincirimizi çekelim. Ve üzerine trabzanlarımızla başlayalım. Arkamız için ise 52 tane zincirimiz olacak. Evet şimdi 58 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2, rahat çekiyorum. Bakınız 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 58 olunca görüşelim. Zincirimi çektim. Şu an 58 tane zincirimizle karşınızdayız. Hemen ölçümüze bakalım. Tığımın bulunduğu yerden diğer uç kısma doğru ölçüyorum. 25 santim zincirimin uzunluğu. Ve trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Hemen geriye dönelim. İlave zincir yapmayalım. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir yuvasına tığımızın başını dolayarak batalım. Bir defa başını doluyorum. Bakınız 1, 2, 3 ve 4. 4 içine giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve sırası ile bütün zincirlerimize birer defa batarak trabzanlarımızı örerek zincirlerimizi bitiriyoruz. her birine bir defa giriyorum alıyorum bir ve iki iki defa da çekip kapatıyorum bir iki bir iki giriyorum farklı işlem yapmıyorum tamamen son zincire kadar bu şekilde örerek ilerliyorum Zincirimizin üzerine bir sıra trabzanımızı örerek tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Hemen bakınız bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak lastik örgüsü örmeye başlıyorum. Lastik örgümüzü örmek için bir tanesini şu şekilde yandan girerek alıyoruz. Diğer sıradakini ise tığımızı arkadan girdirerek trabzanımızı itiyoruz ve şu şekilde baskılayarak önden arkaya doğru çıkmasını sağlıyoruz bakınız önden baskılıyoruz arkaya çıkıyor Evet şimdi hemen ilmeğimi takıyorum yeniden çekelim zincirimizi 1 ve 2 çeviriyorum tığımın başını dolayarak sıradaki trabzanımı yandan alıyorum ve lastik örgümü örmeye başlıyorum bir diğerini ardından yandan tekrar ardından ve yandan bütün trabzanlarımız tamamlanana kadar bu şekilde lastik sıramızı kuralım ardından ardından aldığımız içe doğru gömülmekte bakınız yandan aldığımız ise dışa doğru kabartılı hale gelmekte. Şimdi ardından alıyorum ve içeri doğru gömülüyor Bakınız bu şekilde bir yandan bir ardından yandan ardından yandan ardından şeklinde ördüm. Sıramızı tamamlayalım. Lastik örgümü örerek sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi en son trabzanımı örmek üzere hazırım. Tığımın başını doluyorum. En son trabzanımın tepe noktasına batıyorum. İki defa çekerek kapatıyorum. İkinci rengim olan beyazımı alıyorum. Şöyle kapatmayı birlikte yapalım. Şöyle alalım beyazımızı. Bakınız en son kapatmayı birlikte yaptığımız zaman bir kapadığım için sayıyorum. İki de zincir ilave ediyorum. Bir kapatıyorum. İki tane de üzerine çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve Buradaki lastik örgülerimin oluşmuş olduğu formda örmeye devam ediyorum. Dıştan olanları yandan, içte gömülü olanları ardından. Dışta kabartılıları yandan, içte gömülü olanları ardından alarak gördüğümüz şekli devam ettirmek için örüyoruz. Yandan giriyorum. Diğerini ardından. Yandan yine ardından bir sıra öreceğiz bu rengimizi lastiğimizi bu şekilde renkli olarak örüyoruz en son trabzanımızı yine üzerine şöyle bakınız batarak örelim Evet ipimizi koparalım ve şöyle bakalım iki sıra kırmızımızı ördükten sonra bir sıra beyaz rengimizi ördük şimdi yeniden kırmızımızı örerek devam edelim ipimizi diğer taraftan kopardım daha sonra içeriye gizleme işlemlerimizi yapacağız hem bu tarafı hem diğer tarafı kenardaki bakınız zincirden olan trabzanımın üzerine geliyorum İpimi geçirdikten sonra 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yandan giriyorum kabartılı olarak gördüğüm trabzanıma bu dördüncü sıramız diğerinin ardından yandan bir yandan bir ardından örme şekliyle yine lastik örgümüzdeki bu sıramızı da örerek tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımızın olduğu yerdeyiz. Burada lütfen dikkat edelim. Ilmeklerimizi eksiltmeyelim. Lastik örgüsü olduğu için son ilmeğimiz hep içerideymiş gibi görünebilir. Onun için buradaki takibimizi güzel yapalım ve son trabzanımızı asla kaybetmeyelim. Bakınız içeriye doğru kıvrılıyor çünkü. Tamam başında doluyorum, tepesine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve diğer rengime geçiyorum. Yeşil rengimi kullanmak istiyorum. Yeşil rengimle kıvıza zaman kapanışını yapıyorum. Bir kapanış yaptım? 2 ve 3 bakınız. Şöyle iplerimi sıkıştırıyorum ve bir sırada yeşilimizle lastiğimizi örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandan giriyorum. Diğerinin ardından tekrar yandan lastik örgümüzü yeşilimizle devam ettiriyoruz. Yandan ve ardından şekliyle ve bu iki sıra kırmızımızı örmüştük. Üçüncü beyaz, dördüncü kırmızı ve bu, bu beşinci sıramızı örmekteyiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımızı yine örmeyi unutmuyoruz. Mutlaka dikkat ediyoruz ve en son trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımla ipimi kesiyorum. Yeniden kırmızı ipimizin bulunduğu yere geldik ve tekrar lastiğimizi örmeye devam ediyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim ve yine lastik örgülerimizi gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Yeşil rengimizin üzerine de bir sıra daha lastiğimizi örüyoruz. Gördüğümüz şekliyle bakınız. Evet devam edelim. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımızı yine tepesine batarak örelim lastik sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz şöyle sayalım bakınız, 2 sıra kırmızımız, 3. beyaz 4. tekrar kırmızı 5. yeşil 6. tekrar kırmızı sıramızı ördük ve toplamda 6 sıra trabzanımızı örerek lastik kısmımızı tamamladık hemen santim olarak ölçüsüne bakalım şöyle baktığımız zaman dört buçuk santim hemen hemen 5 olmak üzere ama tam 5'te de değil Evet lastiğimizin ölçüsü bu şekilde oldu şimdi İki zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve artık trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Her bir trabzanımın üzerine normal ikili trabzanlarımı örüyorum ve süveterimin ön kısmını örmeye başlıyorum. Hiç atlamıyoruz. Birer birer örüyoruz. Bir içtekine bir dışta kabartılı şekilde duran trabzanımı örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Gövde kısmımızın birinci sırasını bu şekilde örerek geldim. En son trabzanımızı yine örelim mutlaka sakın kalmasın. Ve iki tane zincirimizi çekerek arkasını çevirelim. Artık gövde boyunu uzatmak için sadece dümdüz örelim. Toplamda 15 sıra ördükten sonra kolumuzu kesmek için görüşelim. Farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece düz olarak trabzanlarımızı 15 sıra öreceğiz. Buradaki birinci sıramız dahil. Bununla beraber toplamda 15 olunca görüşelim. 15 sıramızı ördüm ve 15 sıramızın santim olarak ölçüsünü şöyle görmekteyiz. Bakınız 19 santim lastiğimizle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 sıramızı ördükten sonra kolumuzun hem sağ tarafından hem sol tarafından ikişer trabzan kesme işlemimizi yapıyoruz. Kesme işlemimizi şu şekilde yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve kendisine şu şekilde batıyorum. Ve sadece ilmeğimi geçiriyorum. Hemen yanındakine batıyorum, ilmeğimi geçiriyorum. İki tane ilmeğimi ördükten sonra üçüncüye de batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Bakınız, ilmeklerimizi kaydırarak iki tanesini, bakınız bıraktık. Şimdi üçün üzerindeyiz. Tam üçüncü trabzanın üzerine geldiğim noktada bir, iki, üç. Bakınız, şu şekilde üçüncünün üzerinden örmeye başlıyorum. Bir ve iki. İki tane zincirimi çekiyorum ve birer birer diğer uca doğru ilerliyorum. Diğer uçta ise iki trabzan kalana kadar bu arayı tamamen örüyorum. sadece trabzan olarak örüp ilerleyelim. 2 tane trabzan başlangıçta eksiltmiştik. Araya dümdüz örerek geldim. Son iki tane trabzanın bulunduğu yere kadar geldim. Son iki trabzanımı örmeden 2 tane zincir çekiyorum. Burası kalıyor bakınız ayrım olarak. Arkasını çeviriyorum. Ve birer birer örmeye devam ediyorum. birkaç sıra kesme işlemini yaptıktan sonra örelim sonrasında yeniden görüşelim kolumuzu kestikten sonra 1 2 3 4 5 sıra tamamen ördüm şöyle görelim 5 sıra tamamen ördüm 6. sırada omuzumuzu ayırmaya başlayalım omuzumuz için örerek geldim bakınız tam 15 tane trabzan ördüm sayalım yeniden 2 4 6 8 10 12 14 ve 15 15 trabzanımızı ördükten sonra Hemen örgümüzün yönünü çevireceğiz ama öncesinde iki tane zincirimi çekiyorum ve yine kesme işlemini başlatıyorum. Tamam başım doluyorum. Bir defa alıyorum ve çekiyorum. Şu şekilde bir tane kesmiş olduk. Bir ilmeğimiz de oldu. Bakınız buradan ilk kesmemizi gerçekleştirdik. Ve birer birer örerek ilerliyorum. Her bir trabzanımızın tepesine bir tane batarak başa kadar ilerleyelim. Son iki trabzanımı örüyorum. Son iki trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekip başlıyorum. Tekrar birer birer örüyorum. iç kısma kadar işlem yapmıyoruz. Süveterimiz düz bir şekilde örerek ilerletiyoruz. Sona doğru geldiğimiz zaman yeniden kesme işlemini yapacağız. Bakınız burayı bir ilmek olarak alıyoruz. Bir, bir defa ördüm. Bir tane de biraz önce kesmiş olduğum ilmeği bir alıyorum. Bakınız, bir önceki trabzanı bir defa aldım, ikinciyi örmedim. En son kesmiş olduğumuz ilmeğin üzerine de battım. Bir defa aldım. Her ikisini aynı anda çekerek buradaki e, gelişten yana kesme işlemimizi de gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bir iki tane zincirimi çekiyorum. Artık kesme işlemi yapmadan bu sayı üzerine devam ediyorum kesme işlemimizi sadece iki sıramızda gerçekleştirdik. Şimdi dümdüz olan trabzanlarımız öyle örelik ilerleyelim. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane trabzanımız var. 13 trabzanımızı da tamamlayalım. Evet kolumuzu kestikten sonra bakınız örmeye devam ettim ve omuz kısmı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 sıra ördük. Şöyle ayrımdan sonra bakınız e, bu kısım 8 sıra halinde tamamlandı. 2, 4, 6, 8. Genel sayacak olursak 10, 12, 13. Kolumuzu kestikten sonra toplamda 13 trabzan sırası örerek tamamladık. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Yani omuz kısmımızı şuradaki görmüş olduğumuz hem oyuntumuzu yapalım hem de 13 trabzanla sayı olarak trabzanla omuzumuzu tamamlayalım. Hemen örmeye başlayalım. Zincirimizi çekerek başladım. Yine kenardan başlıyoruz. Birer birer trabzanlarımızı örerek toplamda 15 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz. Diğer omzumuzu da çalıştıktan sonra kardan adamımızı işleyelim. Ve süveterimizi tamamlamaya adım adım yaklaşalım. Sayalım 2, Baştan bakınız 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13 tane trabzanım ördüm. 14. trabzanım örmek için bir defa alıyorum. 15. trabzanımı da bir defa örüyorum. Her ikisini birlikte çekerek bir tane eksiliyorum. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Başlangıçta 1 ve Burayı da 1 olarak alıyoruz. Ve birer birer ilerliyorum. Her iki sırada birer kesme işlemimizi yaptık. Şimdi sona doğru ilerleyelim. Son trabzanımızı da örüyorum. Zincirden çektiğim trabzanımızı ve tekrar bir iki zincir çekiyorum omzumuz için üçüncü sıramızı örmeye başlıyoruz birinci de başladık ikinci ve şu anda üçüncü trabzan sıramızı örüyoruz omzumuzda sona doğru ilerliyorum şu an 13 tane trabzanımız var burada 13 trabzanımızı örerek sıramızı tamamlıyoruz Bakınız şuraya bir defa batıyoruz. Evet ve sayıyoruz hemen. 2 4 6 8 10 ve 13. Bu 13 olarak burayı yan taraftaki sayı adedince tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamda 8 sıra olana kadar örüyoruz. Yani bir 5 sıra daha ördüğümüz zaman tamamlanıyor. Süvetenimin arkasına 52 tane zincir çekerek başladım. Yukarıya doğru 15 sıra ördüm. 15 sıramızı tam kol kesim yerine geldiğimiz zaman 16'ya geçeceğimde 2 tane trabzanım kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra tamamen ördüm. 7 sıra ördükten sonra bakınız şimdi kollarımızın üzerindeki bu omuz kısımlarımızı çalışalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12 ve 13. 13 tane trabzanı birer birer ördüm. 14 14. trabzanı yarım trabzan olarak alıyorum. Bir defa aldım, örmedim. 15. trabzanı aynı şekilde bakınız bir defa ördüm. İkinci kez diğer trabzanını örerek bir tane bu kısmı içe doğru kestim. 1 İki tane zincirimi çekiyorum. Artık diğer tarafı daha sonra öreceğiz. Bu tarafı 15 tane trabzanımıza kestik. Diğer tarafta da aynı şekilde 13 trabzanımız örüp 14'de 15'i aynı anda alarak ortayı boş bırakacağız. İki zincirimi çektikten sonra arkayı çeviriyorum. Bir, ikinci ilmeğimi bakınız çekiyorum tek seferde örüyorum bakınız iki tane çektim burada bir tane ilmeğim oldu buradan da bir tane kesmiş olduk birer birer başa kadar ilerleyelim trabzanlarımızı bu omzu önce öreceğiz sonra diğer omzumuzu çalışarak süiterimizi tamamlayacağız zaten sayı az olduğu için hemen gelmekteyiz bakınız başlangıç yerimizi yani bir ucun diğer ucuna trabzan sayısı az olunca hemen geliyoruz son trabzanlara lütfen dikkat edelim bir iki zincirimi çekiyorum çeviriyorum bakınız şu kısmı biraz meyil ettirdik o da yeterli artık eksilme yapmıyoruz sadece iki sırada eksilmemizi yaptık bakın şimdi sayalım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 batıyorum 12 ve en son bakasının ikisini birlikte aldığımız yere de batıyorum. 13 toplamda 13 tane tırabzanımı ördüm. Hemen 2 tane zincirimi yeniden çekiyorum. Artık eksilme yapmadan bu şekilde örerek ilerliyoruz. İki sıramızda eksilmemizi yaptık. Bir bitirirken bir de başlarken diğer yönde de aynı işlemimizi yapacağız. İki trabzanımın her ikisini de sırasıyla örüyorum son trabzanımı tekrar batıyorum 2 zincir çekiyorum bakın 3 zincir çekmedim hep 2 zincir çektim şurada bakınız meylimizi gayet güzel bir şekilde verdik ve 2 sıra daha örelim yeterli olsun omzumuz için 6 sıramızı ördük 1 2 3 4 5 6 ve en son trabzanımı da ördükten sonra bakınız bir tane zincirimizi çekip kapatalım ve makasımızda keselim Diğer omuzumuzu da aynı şekilde çalışalım. Diğer omuzumuzu çalışmak için şu yönden başlıyoruz. Bir tane zincirimi atıyorum. Hemen kenardan ilk trabzan üzerine batarak örmeye başlıyorum. Şöyle hemen. Bir, iki. iki tane zincirimi çektim. Hemen ikinci trabzan üzerine batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane trabzanımı ördüm 14 ile 15 aynı anda alıyorum 14 bir defa aldım 15. İkisini de bir defa aldım. 14 ve 15. Her ikisini aynı anda çekiyorum. Bir iki tane zincirimi çekip hemen çeviriyorum. İlk trabzanıma batıyorum. Ve çekiyorum. Burayı da kesmiş oluyorum. Hemen buradan da azaltma işlemimizi yaptık. Şöyle bir mail verdik. Bakınız şu şekilde yumuşak bir geçiş verdik. Ve devam ediyoruz. Birer birer. Bir iki üç 4 5 6 7 8 atladım. Bakınız atlamayalım. 9 10 11 12 ve en sondaki trabzanımla 13. Tekrar iki zincirim çekiyorum. Artık eksilme yapmayacağım için 13 trabzan olarak karşı tarafın sıra sayısınca örerek arkamızı tamamlıyoruz. Eksilme yapmıyoruz. 13 trabzanla tamamlıyorum. Her omuzumu da 6 sıra örerek tamamladım. Her iki omuzumuz da tamamlanmış ve bu şekilde de arkamız bitmiş oldu. Her iki parçamızda bitirdik. Bakınız önümüz daha derin, arkamız biraz daha yüksekçe kaldı. Şimdi dikme işlemine başlayalım. Bir omuzumuzu tamamen dikelim, bir omuzumuzu ise dikmeye. Evet omzumu diktim. Şimdi kenar lastiğini örmeye başlayalım. Bir tane zincir çekiyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Sizler dilediğiniz renkle örebilirsiniz. Hemen kolumuzun şuradaki iki tane kesmiş olduğum ilmeğin ilkinin arasına giriyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen bir sonraki yere batıyorum. Trabzanım örüyorum. Yan trabzanlara geçiyorum. Her bir trabzana iki tane Arada bir de bir tane trabzanımızı örelim. Bakınız 1 ve 2 tekrar 1, 1, 2 sık olacaksa bakınız böylesi çok daha güzel oldu. Bir tanesine 2, bir tanesine tek trabzan örelim ve bu şekilde diğer kol kenarımıza kadar ilerleyelim. şurada bakınız iki tane ama onu bilinçli yaptım ayarlamalarımızı bu şekilde yaparak ilerleyelim Eğer genişse hepsini de yani siz 3 çektiyseniz zincirinizi her birisine ikişer tane yapmanız çok daha güzel olacaktır Evet şöyle ipimi açtıktan sonra devam ediyorum Tam omuzumuzun dikiş diktiğimiz Tepe noktasına geldim yine bir tanesini tek bir tanesini çift olarak ördüm dediğim gibi Eğer 3 tane zincir çektiyseniz her birisine ikişer ikişer örelim ve gerilme durumuna göre ayarlamamızı yapalım. Bakınız burası geniş olduğu için iki tane örüyorum. 1 1 2 Diğer kol kesim yerimize kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Son olarak kol kesim yerimize geldim. Bir ve bir tane de araya giriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Yeşilimizle bir sıra geçtikten sonra ikinci sıramızı kırmızımızla geçelim. Tığıma bir tane düğümümü atıyorum ve üç tane zincir çekmiş olduğumuz yerin tepesine gelerek batıyorum. Bir, iki, üç. Ve hemen ilk trabzanı yandan girerek lastik örgümü başlatıyorum. Bir. diğerinin arkasından ve yanından arkasından tekrar yanından lastik örgümüzü bir yandan şu şekilde bir arkadan alarak sıramızı sonuna kadar örerek ilerleyelim. Son trabzanımı da örüyorum. Bakınız başlangıçtan arkaya doğru yani sona doğru bir tane yandan bir tane ardından alarak ikinci sıra trabzanınızı ördüm. Son olarak yeşilimin üzerine batıyorum ve bir zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Tekrar yeşilimle bir sıra daha geçmek istiyorum. Yine bu başa geçiyorum. Şuradaki başa. Tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve 3 tane zincir çektiğim zaman tepe noktasına geliyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Ve gördüğüm gibi kabartılı olanlarını yandan alıyorum. Diğerinin ardından yandan ve ardından. Bakınız altları dikmeden önce kol kenarlarımızı yapmaktayız. Süveterimizin önünü işleyip daha sonra yanlarımızı dikmek istiyorum ve devam edelim. Bu üçüncü sıramızı da ördükten sonra ipimizi keselim ve kolumuz tamamlanmış olsun. Kolumuzu çok güzel bir şekilde örerek ayarladık. Şimdi diğer kolumuzu yapmak için hemen başlayalım. Buradaki kolumuzu düğmeli çalışacağız. O yüzden orada sizlerle birlikte geçişi yapalım. Şimdi bir tane zincirimi çekerek düğümümü attım ve hemen başlıyorum. 1 2 3 yanındaki trabzanıma batıyorum ve ilerliyorum küçük olanlara bir tane trabzan geniş olanlarına iki ayarlamalarımızı yaparak ilerleyelim trabzanlarımı örerek geldim en son sıradaki trabzanımı bıraktım bakınız diğer taraftaki en son trabzanımızı da şu şekilde ayarlayalım üst üste koyalım her ikisinin son sırasında trabzanlarımı üst üste örelim bakınız son sırayı koyuyorum buranın da son sırasını koyuyorum tığımın başını doluyorum bir tanesini alıyorum diğerden bir tanesini aldıktan sonra trabzanımı örüyorum ikinci kez aynı yere giriyorum ve omuzdan tutturmuş oluyorum iki trabzanla şöyle görelim bakınız şu şekilde burayı düğme kullanacağımız için kenardan örmeye devam ediyoruz şimdi aynen örgümüzü ördüğümüz şekliyle 2 trabzan, 1 trabzan, 2 trabzan, aşağıya kadar örelim, diğer kolumda ördüğüm sıralama üzerine bir sıra kırmızı, bir sıra yeşilimi de örerek bitirelim. Omuzun her ikisini de tamamladıktan sonra şimdi boğaz kısmımızı da tığlamaya başlayalım. Boğaz kısmımızda tek renk olarak yeşilimi kullanmak istiyorum bir tane zincirimi çekiyorum hemen şuradaki bakınız yakaya düğme dikeceğimiz yerden örmeye başlıyorum İlk trabzanımın bulunduğu noktaya geliyorum 1 2 bağlandıktan sonra iki tane zincirimi çekiyorum İpimi şöyle arkaya alarak örmeye devam ediyorum İki tane trabzanımı ördüm her bölüm için iki tane trabzanımı örüyorum her trabzan bakınız yandan ilerliyorum 1 ve 2 1 2 1 2 ikişer ikişer örerek geldim şurada kesme işlemini başlattığım yerde her ikisini birlikte alarak örüyorum 1 ve 2 2 tane trabzanımı ördüm şimdi aşağıya doğru inişe geçiyorum hemen şurada görmüş olduğum yere bir tane yanındaki trabzanıma bir tane ve buradan birer tane diğer kesme işlemimizin olduğu yere doğru ilerliyoruz. Her trabzanımızı bir tane örüyoruz. Kesme işlemimizin bulunduğu noktaya doğru yaklaştım. Bakınız Sadece yeşil rengimizi kullanalım burada. Ve bakın hemen dönüşün olduğu yerdeyiz. İki trabzanımızı aynı anda kestiğimiz yer ve yanındaki trabzandayız. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Tığımın başını doluyorum. İki tane trabzanımın ardından giriyorum. Bir, ardından ikinciyi örüyorum sonra ikişer ikişer her trabzanımıza örerek ilerleyelim şuradaki uçta yeniden görüşelim süiterimizin bir uçtan başlayarak yakasını örerek ilerledim ve en son noktaya kadar geldim bakınız şu kısma geldik burası Süeterimizin önü şöyle bakacak olursak bakınız burası daha çukur olan ön kısmı ve üst tarafta süeterimizin yakası için düğme çalışacağımız yer. Şimdi burada iki tane düğme iliği açarak devam etmek istiyorum. En son trabzanımızın başlangıç yerine bir tane ördüm. Bakınız yanında iki tane her birine ikişer ikişer batarak geldim. Başlangıç yerimize bir tane ördüm şu kısmı trabzanımı yerleştirdim ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum ilk trabzanımı bir defa batıyorum tığımın başını doluyorum ipimi de gizleyerek bir defa örüyorum ve bir iki üç üç tane zincirimi çekiyorum bir iki ikinci trabzanıma başını dolayarak batıyorum ve bakınız ilk iliğimizi açtım iki tane ilikli çalışmak istiyorum Tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. Her birisini sırası ile örüyorum. Diğer uca şöyle yaklaştım. Bakınız bir tane daha ilik çalışması yapalım. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ilave ettim. Üç zincirimi çektim. 1 2 atladım. 1 2 atladım. 3'e gelerek battım. Ve hemen en sondaki bölüme de battıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi sıkı iğne ile hemen bakınız yandaki uygun yere batıyorum hemen trab sıkı iğnemin tepesine bir defa çekmiş olduğumuz yere 3 zincirimize 2 tane sıkı iğne örüyorum ve geri kalan kısımlara birer tane sıkı iğne örerek ilerliyorum ve bu şekilde ilik yerlerimizi de açtık şimdi 3 zincirimin içerisine 2 tane sıkı iğne örüyorum ve birer birer sık iğnelerimi örerek örgümün başlangıcına kadar geliyorum ve şimdi bakınız ilk trabzanımın bulunduğu noktadayım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yandan giriyorum ve lastik örgümü bu şekilde başlatıyorum yandan girdim sıradaki ardından tekrar yandan bir sonrakini ardından yandan bir yandan bir ardından şekliyle lastik örgümüzü örelim ve şöyle görelim bakınız ilik çalışmamızı şöyle yaptık. İki tane iliğimiz şurada düğmelerimizi diktikten sonra gayet güzel bir görüntüyle e, devam edeceğiz. İkinci sıramızı ördük. Üçüncü sıramızı da örelim. Sadece şu kısma bakınız artık ilik bölümüne geçmeyelim. Üç sıramızı ördükten sonra yakamızı tamamlamış olalım. İki sıramızı örerek ilerledim. Bakınız yakamızın şu kısımlarını yuvarlak yaparak ilerledik. Dik değil, şöyle görecek olursak. Şimdi geçişimizi sizlerle birlikte şuradaki kısımda birlikte yapalım. Diğerlerini siz de aynı şekilde çalışarak tamamlayabilirsiniz. Yandan alıyorum, arkadan alıyorum. İki tane trabzanı, bakınız tam geçiş güzergahımızın bulunduğu yerde her ikisini yandan girerek alıyorum ve burayı yuvarlaklaştırıyorum. Bakınız ikisini bir olarak ördüm. Diğerlerini yine birer birer örüyorum. Tam geçişimizi yapacağımız yerdeki bölümü iki tanesini alalım ve e, yuvarlak bir şekilde geçişimizi sağlayalım. Devam ediyorum. lastik örgümüzü kuruyoruz son trabzanımıza kadar en son trabzanıma da şu şekilde dik batıyorum ve örüyorum Dilerseniz iki sırada da bırakabilirsiniz Dilerseniz bir üçüncü sıra örebilirsiniz Ben üçüncü sıramı örmek istiyorum 1 2 3 arkayı çeviriyorum üçüncü sıramızda yeniden başlıyorum gördüğüm şekliyle örüyorum dıştan olanları dıştan içte olanları şöyle yine içte duracak şekilde örerek devam ettiriyorum üçüncü sıramızı biraz daha şöyle sıkı örersek daha güzel sonuç alabiliriz şöyle bakalım devam ediyorum tam dönüşümüzün olduğu yerdeyiz. Bakınız, şu kısımdayız. Bu kısma geldiğimiz zaman içten bir tane örelim, böyle içte çukur olan. Bakınız, ardından aldığımızı iki tane dıştaki olan bölümü ise tek seferde alalım, yuvarlaklaştıralım. Bakınız, alıyorum. Hemen yanındaki içten olanı ardından aldım. Yandakini giriyorum. Diğerini dokunmuyorum. Hemen diğer yandakini de alıyorum. Sanki tek yandan trabzanımı örer gibi örüyorum şu kısım bakınız tam geçişimizi yaptığımız bölümler ve diğerlerine birer birer örüyorum bu uygulamamızı kesme işlemimizi yaptığımız yerdeki 4 köşede yapalım birincisini yaptık ikincisi için ilerlemekteyim birer birer ilerliyorum Birer birer örerek geldim. Yine dönüşümüzün olacağı yerdeyim. Bakınız şu kısımdayım. Hemen arkayı örüyorum. Her iki yandan girdiğim kabartılı bölümün ikisini alıyorum. Bunu aldım. Diğeri kalıyor ve diğer kabartıyı alıyorum. Sanki tek trabzanmış gibi örüyoruz. Ve diğerlerini birer birer örüyoruz. Gördüğümüz şekliyle üçüncü sıramızı ilerletiyorum. şuradaki dönüş yerimize kadar ilerleyelim. Diğer dönüş yerimin bulunduğu noktaya kadar geldim. Bakınız şu kısımdayım. Hemen içteki bölümü ördüm. Tığımın başını doluyorum. Dıştan alıyorum. Diğerini dıştan alıyorum. Tek trabzanmış gibi yine dışa kabartılı bir şekilde örüyorum. Üçünü de sizlerle birlikte ördüm. En sonunda arayı birer birer ördükten sonra son dönüşü de sizlerle birlikte yapalım. Son dönüşümüzü de yine aynı şekilde bakınız hemen kenardan her iki kabartılı olanı alıyorum. Tek trabzan şekliyle örüyorum. Kalan trabzanlarımı birer birer örerek bakınız omuz kısmımı tamamlıyorum. son trabzanımıza kadar ilerleyelim. Birini yandan, birini ardından alarak örmekteyim. Ve son trabzanımızı şu şekilde araya giriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi keserek tamamlıyoruz. Ve hemen görüntümüze bakalım. Bakınız, süveterimizin önü ve süveterimizin arkası yakasının geçişlerini görmekteyiz. Simli bir ip. Dilerseniz düz beyazla da örebilirsiniz. Elinizdeki herhangi bir beyazla aynı sonucu ulaşabiliriz. Şu şekilde sihirli halkamı yaparak başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra halkamı elimden çıkarıyorum ve toplamda zincirimle birlikte 12 tane trabzanımı doldurmaya başlıyorum. Zincirimizde sayıyoruz. 3 oldu şimdi. 4, 5. 6 7 8 9 10 11 şöyle biraz sıkıştıralım ve 12 tam 12 tane trabzanımı ördüm ve ipimi bakınız kısa ipimizi şu şekilde çekerek kapatıyoruz ortayı sıkıca kapadık tam 12 tane trabzanımızın zincir çekerek ilkine gelip batıyorum 12 ile 1'i birleştiriyorum ilmeğimi geçiriyorum ve tam bir yuvarlağımı oluşturuyorum ve yeniden zincir çekiyorum bir iki iki tane zincir çektim tığımın başını doluyorum hemen dibine bir tane batıyorum bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum ve hemen bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bütün trabzanlarımızı çift olarak örüyoruz. Her trabzanımın üzerine bir defa batıyorum ve yanına bir tane daha ilave ettikten sonra çifter çifter örüyorum. Bakınız 2 2 2. 24 tane trabzanımız oldu burada şimdi. Bakınız sayalım. 2. Bakın bunu saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ve hemen ilk başladığımız yer 24 birleştiriyorum. 24 tane trabzana ulaştık. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Başını doluyorum. 1, 2. Aynı yere battım. Bir sonraki yere bir defa batıyorum. Diğer trabzanımın üzerine ise çift olarak örüyorum. Bakınız bir çift bir tek bir çift. Şimdi diğer trabzanımın üzerinde tek. Sıradaki trabzanımı çift olarak örüyorum. Artışlarımızı yaptırıyoruz ki kardan adamımızın göbeği dönmesin. Bakınız çift tek çift tek çift. Şimdi tek. Tekrar 1 ve 2 çift tek aynı yere batıyorum çift tekrar tek sıramızı tamamlayalım sıra başımıza kadar tek ve çift olarak ördüm ve sıramızın başındayız ve geçişimizi yapıyoruz bakınız şu şekilde geçişimizi yaptıktan sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum ve bir trabzan bir sonraki yere yine çift batıyorum iki tane tek bir çift örelim bu sıramızda bir tek ikinci tek şimdi çiftimizi örelim bir aynı yere batıyorum iki şimdi iki tane tek bir ve iki Şimdi çift trabzanımızı örelim. 1 ve 2 çiftimizi ördükten sonra 2 tane tekimiz örüyoruz. Bakınız birini ördüm diğerini de örüyorum ve bu sıramızı 1 çift 2 tek bakınız 1 çift 2 tek 1 çift 2 tek çift 2 tek olarak tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Yeniden zincirimi çektiğim yere gelerek batıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonra yeniden başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir geriye geliyorum. Batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir geriye geliyorum. Batıyorum. Tığımızın başını dolayarak her trabzana birer geri gelerek batalım. Ve etrafını kardan adamımızın saralım bu şekilde. Bakın. Kalınca sarıyoruz. Hemen Başını doluyorum. Her trabzanımı batıyorum. Eğer potluk oluşacak gibi olursa, arada atlayabilirsiniz. Potluk oluşturmadan şu şekilde ilerleyelim. Örgüyü ördüğümüz elimizden tarafa, yani yantığı tuttuğumuz tarafa doğru devam ediyoruz. Başını doluyorum. Trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Başını doluyorum. her trabzanım için bir defa batarak çekiyorum. Şöyle güzel batalım. Başlangıç yerimizin hemen yanına kadar dolaşarak geldim ve başlangıç yerimizin dibine başını dolamadan batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum kasımına kesiyorum ipimi gezece arkaya gizliyorum. ipimizi şu şekilde arkaya gizliyelim. Şimdi kardan adamımızın başı için yine sihirli halkamızı yapalım ve başlangıç noktasında yapmış olduğumuz bu iki sıradaki işlemimizi yapalım. Halkamı kapatıyorum. 1 2. Elime alıyorum. Başlıyorum. 2 3 Toplamda 12 tane olana kadar biraz önce doldurmuş olduğumuz gibi dolduralım. Bakın sadece trabzanımızın içerisine doldurmaktayız. Saymadım ama daha trabzana ihtiyacı var. Sayalım. 2 1 2 4 6 8, 10, 11 bir tane daha ördüğümüz zaman yeterli olacak. Sıkıştırıyorum. Ve hemen araya giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Dibine batıyorum. Her trabzanımızı ikişer defa örerek toplamda 24 trabzan sayısına ulaştırarak kardan adamımızın başını tamamlamış oluyorum şöyle görelim bakınız her birine 2 2 olarak batıyoruz bakınız şimdi batalım 1 yeniden aynı yere batıyorum 2 diğerine de aynı şekilde işlemimizi tekrar edelim 1 aynı yere batıyorum 2 iki. tamamen ikişer trabzanımızı örerek bu sıramızı bitirelim trabzanlarımızı tamamlayarak geldim başlangıçtaki çekmiş olduğum 3 zincirin hemen yanına batıyorum şimdi biraz önce başını dolayarak cephe çevre kuşatmıştık gövde kısmını burada başını dolamadan bir tane önce zincir çekiyorum geriye geliyorum başını dolamıyoruz bu kez her trabzanımızın içerisinden girerek örüyoruz her trabzanı önce batıyorum ipimi alıyorum kapatıyorum önce batıyorum tığ tutan elimize doğru geliyoruz. Başını dolamıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Gövde kısmı gövde olduğu için doladık. İpimi yarımlamayayım. Hemen trabzan üzerine batıp ipimi örüyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Hemen başlangıç yerimize giriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi keserek kardan adamımızın başını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ön kısmı için işleme çalışmalarımıza başlayalım. Bakınız yanları dikmemiştik. İşlememizi ve kardan adamlarımızı yerleştirelim. Daha sonrasında dikelim. Şimdi bir çam yapmak istiyorum. Şu kısımda çamımızı yine yeşil ipimizi dilediğiniz bir tane iğneye takalım tabi rahat kullanacağımız bir iğne olursa güzel olur elinizin yatkın olduğu çok da uzatmadan ipimi takıyorum arkasına bir tane düğümümü yaptıktan sonra çalışmaya başlayalım Çamımızı çalışmak için aşağıdan başlayalım bakınız 1 2 ikinci trabzanımdan şöyle kenardan başlıyorum 1 2 3 4 4. trabzanından başlıyorum şu şekilde kenarını önce belirleyelim bakınız dördüncü trabzandayım diğerinin beşine batıyorum şöyle birer birer kaydırarak gidiyoruz 2 4 bakınız altıdan çıkıyorum 2 4 6 her bir sırada bir tane kaydıralım aynı yerden sarma yöntemiyle çıkıyorum diğerine bir ileri ilerletiyorum ilerletiyorum kenarımızı belirleyelim Tekrar geri dönüyoruz, bakınız, sarma yöntemimizle mail veriyoruz içe doğru. Şöyle görüyorum, bakınız, epeyce bir mail verdik bir tane daha yapalım son olsun şu şekilde şurası son olsun artık geri geliyorum batıyorum bu son olacak yere tekrar çıkıyorum aşağıya doğru inmeye başlıyorum bakınız aşağıya doğru tam denge bir şekilde iniyorum yine bunu da verev olacak şekilde inelim İlk önce bir çamımızın etrafına belirginleştirelim. Aşağıya doğru ilerleyelim, şöyle görelim öncesinde. Bakana, şu şekilde çıktım. Hemen geri döneceğim, o boşluğu kapatacağım. Aşağıya doğru iniyoruz. Üçgen bir şekilde aşağıya kadar geldim. Şimdi alttan. Kapanışını yapalım. Bakınız düz bir şekilde trabzanlarımızdan alıyorum, batıyorum. İki trabzan, iki trabzan ilerleyelim. Çok fazla büyük almayalım. Takılıp e, bozulmasın bebeğimizin üzerindeyken. Bakın 1 2 2 trabzanda bir ilerliyorum, bir geri bir ileri yaparak ilerliyoruz. Şimdi iki tane trabzanımın bulunduğu yere geliyorum. Diğer uca kadar işleyelim ve gelelim. Evet işlemeye devam edelim. Şimdi iğnemi taktım. Bakınız aşağı sırayı bitirdim. En tepe noktaya geçiyorum. Bakınız bir yukarıda var. Hemen şu kısma geçiyorum. ikinci yere. Arkaya düğümümüzü atalım. Hemen ortadakine batıyorum. Ve diğer kenardan çıkıyorum aynı yere tekrar geliyorum. Evet bu sıraya bir tane yeter. Hemen alt kısma geçiyorum. Kenardakine batıyorum. Ve buradan hemen şöyle bakınız V'lerimizi kurmak istiyoruz. Hemen yan tarafa çıkıyorum. Yan tarafı bu kısmın yanına ve yukarıdan bir tane alıyorum aynı yere batıyorum bakınız ve de dolduralım biraz ileri geçiyorum bir tane atladım hemen yanındakine batıyorum ve diğer taraftan çıkıyorum aynı yere batıyorum iki tane oldu bakınız bir iki şimdi aşağıya geçiyorum aşağıya hemen şuradan batalım direk yandakine geçiyorum yukarı çıkıyorum ve yine dibine batarak bir ve daha yapıyorum şu şekilde. Yukarıya tekrar diğer V'min bulunduğu noktanın altına geliyorum. Şu şekilde bir tane batıyorum. Ortalayalım. Yukarıdan diğer V'min ucundan alıyorum. Yani bu şekilde istediğiniz rahatlıkta ya da daha sıkta yapabilirsiniz. Daha seyrekte çalışabilirsiniz. Batıyorum şu şekilde yukarıya çıkarak şuradaki V'nin ucundan bağlanıyorum. Bakınız yukarıya bir tane daha yapabiliriz dilerseniz. Yukarıya çıktım. Sadece V yapacağımız için bakın hiç problem değil. V'lerimizi kurarak çalışabilirsiniz. Şuraya batıyorum. Hemen yukarıdan da battığım zaman şöyle hemen dibine geliyorum. V'lerimizi oluşturuyoruz bakınız istediğiniz sıklıkta. Aşağıya iniyorum. Şöyle kenara batmak istiyorum. Aşağıya hemen bir tane yukarıya geçişimi yapıyorum. Çok asılmayalım. Asılınca bakınız içeriye hemen gömüldü. Gömülmesini istemiyoruz. Evet bu şekilde aşağıya kadar doldurarak ilerleyelim. Çamımızın içerisine dolduruyoruz. Yeşilimizde bakınız ikinci V'mi kurdum. Yan tarafa batıyorum. Diğer taraftan çıkıyorum. Tekrar aynı yere geliyorum. Evet bu usulle aşağıya kadar dolarak inelim. Çamımızı bu şekilde işledikten sonra için istediğiniz gibi böyle zikzaklarımızla ve ilerimizle doldurun. Şimdi kardan adamımızın iki tane gözünü işleyelim. Normal siyah gözlerimizi işliyorum. Yeterli dolgunluğa ulaşana kadar etrafını sarıyoruz bakınız diğer gözü de hemen geçiyorum kenara sarmaya başlıyorum devam ediyorum yerine dikmeden önce yaparsak bu işlemleri yerinde hemen sadece dikerek halletmiş oluruz bize kolaylık sağlar Evet yeteri kadar diktim şimdi ahas kısmını çalışalım. Ağız kısmını şöyle alta geçiyorum. Biraz büyük çalışmak istiyorum. Şu şekilde sadece siyahımızla aralıklarla çalışalım. Gülümseyen bir ağız yapalım. Buradaki beyaz aralıkları özellikle yerleştirdi. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Şöyle bakınız. Şimdi bir de burun çalışalım. Burayı sabitleyelim. Şimdi karnına düğmelerimizi de hazır ipimiz takılıyken siyahla halledelim. Şöyle biraz büyük çalışalım. İki trabzan etrafından sarıyorum. Birinciyi yaptım. Biraz yukarıya çıkıyorum. İki ve üç tane saralım. Şimdi burnumuzu yapalım. Burnumuzu havuç olacağını düşündüğümüz için şu şekilde aşağıdan başlatıyorum. Şuraya kadar şöyle çıkıyorum yana doğru uzatıyorum bakınız şu kısmı biraz kalın çalışalım uç kısmı ince olsun buraya bir daha sarıyorum Evet. Şöyle sarma işlemimi düzeltiyorum. Evet, istediğim düzgünlüğe ulaştı bakınız. Gayet güzel bir burun çalışması oldu. Hemen arkasına düğümümüzü attıktan sonra bir tane de kardan adamımıza şapka çalışması yapalım. Şapkayı hemen üzerinden ilmeklerimizi alarak çalışalım siyah ipimi tekrar alıyorum tığımı da alıyorum şu kısımdan başlayalım şuradan bakınız 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yanındaki trabzanlarda yandan alarak örüyorum aşağıdaki çerçevemiz kapansın bakınız yandan alarak örüyoruz diğer gözünün hemen yanına kadar geldim. Evet bakınız bir tane daha ilerliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen geri çekiliyorum. İkinci trabzanın üzerine sadece bir sık iğne yapıyorum. Bir iki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Diğer bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Uç noktaya gelene kadar uç noktaya geldim. Bakınız önden görüntüsü şu şekilde. Şuradan alt trabzandan şöyle iniyorum aşağıya. Bir, iki sık iğne ile iniyorum. Diğer trabzanıma indim. Bir, iki, iki, iki indim. Tığımın başını doluyorum. Bir defa batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa batıyorum. Ve şu şekilde şapkamızı yana doğru çıkartıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki beyaz kısmı da kapatacak şekilde alıyorum şu kısmı da kapatalım ve şapkamızı ayarlamış olalım şöyle gördüğümüz gibi gayet güzel de şapkamız oldu boynuna da kırmızı minik bir atkı örelim ya da yeşilden örelim hemen yeşil ipimle atkımızı örelim buradan ipimizi çıkaralım 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 3.ye batıyorum ve trabzanımı örüyorum. İkili trabzan şekliyle geriye doğru birer birer trabzanlarımızı örelim ve boynuna bir tane atkı çalışması yapalım. Sonrasında da hem kardan adamımızı dikelim hem de yanlarımızı dikerek tamamlayalım. Evet şimdi dikmeye başlayalım. Beyazlarımızı beyaz ipimizle dikelim. Şuradaki yeşil atkımızı şu şekilde bükerek üzerine dikelim. En son baş kısmını dilerseniz şöyle yan tutarak dikelim. Evet. Şimdi ben iğneme ipimi alıyorum ve ilk önce gövde kısmımı dikmeye başlıyorum. Sizlerde güzel bir şekilde ayarlamamızı yaparak kardan adamımızı bölüm bölüm dikerek tamamlayalım. Hemen bu kısma beyaz ipimi taktım. Bakın süveterimizi dikmemiştik. Şöyle rahat rahat. Üste ilmek az olsun, alttan geniş alabiliriz. Bu şekilde şöyle dikelim. Bu şekilde şapkamızı, atkımızı, diktim ve kardan adamımızı, çamımızı hazırladık. Şimdi şöyle ön yüzlerini birbirine gelecek şekilde birleştiriyorum ve kolumuzla şu kısımda lastiklerimizi kenardan güzelce her iki tarafı da dikerek süveterimizi kullanılmaya hazır hale getiriyoruz. Evet kardan adamlı süveterimizin sonuna geldik. Kardan adamımızı güzelce işledik. Çamımızı işledikten sonra kenarlarımızdan diktik ve süveterimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Arkadan da bakınız bu şekilde görülmekte. Evet bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.